Şimdi bu son oturumumuzda biraz felsefe eleştirileri üzerine konuşalım. Onunla bitirmiş olalım. Felsefenin ana hatlarıyla tarihini zaten ilk derslerimizde konuştuk. Hem felsefenin mahiyeti üzerine hem İslam dünyasında felsefenin nasıl bir gelişim tarihi olduğuna dair ana hatlarıyla bir çerçeve sunduğumuzu düşünüyorum. O çerçevede de biraz bahsetmiştik. Felsefe eleştirileri de o bağlamda biraz gündemimize gelmişti. Ama şimdi biraz daha ona odaklanalım. Çünkü aşağı yukarı meşayi çizgiyi dikkate alırsak felsefenin genel yapısıyla ilgili, problemleriyle ilgili temel çerçeveyi sunmuş olduk. Hem bir felsefenin mahiyeti, nasıl bir içeriğe sahip olduğu, bilimler sınıflaması bağlamında bilimler arası ilişkiler, oradan özel bir yeri olan metafiziğin konumu metafiziğin neyle ilgilendiği meselesi üzerinde durduk. O tartışma bizi varlık hakkında konuşmaya götürdü. Metafiziğin konusu var olması bakımından var olan olduğu için varlık hakkında konuşma üzerine sevk etti bizi. O varlık hakkındaki konuşma bizi zorunlu varlık, mümkün varlık ayrımı üzerinden öz itibariyle zorunlu varlık fikrine götürdü. Onun nasıl bir varlık olduğuna dair Farabi İbn Sina çizgisinin temel öğretilerini ortaya koyduk ve o varlıktan varlığı nasıl feyz ettiğini, çıktığını, yani Tanrı ile alem arasındaki ilişkiyi nasıl kurguladıklarından bahsettik. Bu kurgulama yani sudur teorisi dediğimiz teori de bizi hayatı dünyada insana kadar getirdi. İnsan söz konusu olunca da insanın bilişsel güçleri onu diğer varlıklardan ayırt eden akletme gücü üzerinde konuştuk. Bu akletme gücünün bilhassa ve diğer duyu güçleri de dahil olmak üzere bilhassa esneç idrak güçlerinin insanın bilgi elde etme sürecindeki işlevleri ne değinmiş olduk. Bir geçen hafta da bunun bizi getirdiği bir başka nokta insanın bilme eyleminin bir tezahürü olarak görebileceğimiz, daha üst bir versiyonu veya ürünümü olarak ifade edebileceğimiz peygamberin vahiy tecrübesini ve dolayısıyla dinin buradaki konumunu ele almış olduk. Böylece aslında dediğim gibi metafizikten ontolojiden teolojiye, epistemolojiye ve oradan din bağlamında aslında ahlak ve siyasete doğru ilerleyen bir çerçeveyi ortaya koymuş olduk. Daha ayrıntılı ahlak teorileri veya siyaset felsefesiyle ilgili ayrıntılı şeyler üzerine konuşmadık. Bu vesileyle belki biraz ondan bahsedelim, oradan intikal edelim felsefe eleştirilerine. O nokta eksik kalmasın. Nihayetinde bu filozoflar açısından ahlak dediğimiz şey, ahlak nötr bir anlam. Biz bugün daha Türkçe'de daha anlam yüklü olarak kullanıyoruz ama ahlak huylar demek malum. Hulkun çoğulu ahlak. İnsandan yani ahlak dediğimiz şey bu filozoflar açısından insan insanın bedeninden, insanın bedeninin aklın kontrolü altında olarak kontrolü altında erdemli fiiller gerçekleştirmesi anlamına geliyor. İyi huyların yani övülen, mahmude dedikleri ahlak mahmude yani övülen huyların insan bedeninden çıkmasını kastediyorlar. İnsan bedeni şayet aklın kontrolünde olmaz. Hayvani güdülerin bilhassa da şehvet ve gazap gücünün yani arzu ve öfke güçlerinin ki bu güçler bizdeki güdülere karşılık geliyor. Bu güdüler kaslarımızı, sinirlerimizi, organlarımızı harekete sevk ederek oradan fiiller ortaya çıkıyor. Şehvet ve gazabı tetikleyen ise tabii ki duyu verileri, hayal gücü ve vehim gücü gibi güçler. O iç duyular dediğimiz duyular. Hasılı eğer aklın kontrolünde olmazsa beden o zaman arzu ve öfke güçleri kendi hayvani güdüleri doğrultusunda hareket edecekler. Arzu gücü istediği şeyi elde etmek için çabalayacak. Öfke gücü işte kendisine tehdit olarak gördüğü şeyleri ortadan kaldırmak için çabalayacak. Böylece aşırı uçlar meydana gelecek. Bu Aristotelesçi ahlak öğretisinin İslam dünyasındaki yansıması olarak filozoflar erdemli fiilin, faziletli fiilin iki uçu ortasında olduğunu düşünürler. Yani şehvet gücünün de, gazap gücünün de, öfke gücünün de bir aşırı fazla olması gibi bir durum söz konusudur ki bu işte aklın kontrolünde olmadığı zaman bu şekilde gerçekleşebilir veya aşırı az olması. Yani ifrat ile tefrit dediğimiz iki kavram burada karşımıza çıkar. Aşırı fazla olması da iyi değildir, aşırı az olması da iyi değildir. Bu ikisinin arasında orta noktayı bulduğumuzda yani şehvet gücünden bu orta noktaya denk gelecek fiiller her bir durumda ortaya çıktığında veya gazap gücünden öfke gücünden bu tür fiiller ortaya çıktığında artık bedenden iyi huyların iyi ahlakın ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu, bu işte bize bizim karşımıza temel erdemler dediğimiz erdemleri çıkartır ki bunlar da işte if şeyin neden adı arzu gücünün, şehvet gücünün çok fazla olması da iyi değildir, çok az olması da iyi değildir. Bunun orta noktası ölçülülüktür. Ölçülülüğün Arapça karşılığı iffettir. Gazap gücü açısından konuştuğumuzda, öfke gücü açısından konuştuğumuzda da çok fazla olması veya çok az olması arzulanan bir şey değildir. Orta noktası şecaat yani cesarettir. Bu böyle kolaylıkla kazanılabilecek bir şey değil tabii ki bu orta noktalara ulaşmak. Her bir karşılaştığımız durumda, her bir tikel durumda orta yani itidal neyi gerektiriyorsa, orta durum neyi gerektiriyorsa altın orta denir buna Aristoteles'in ahlak felsefesinde. Altın orta neyi gerektiriyorsa onu yapabilecek bir seviyeye gelmek için insanın hem aklını geliştirmesi ki bu felsefe yoluyla olacaktır, yani teorik akıl gücünü geliştirmesi hem de içinde yetiştiği, büyüdüğü dinin emir ve yasaklarını takip etmek suretiyle bedenini kontrol altına almayı küçük yaştan itibaren öğrenmesi gerekir. Bu anlamda dinlerin emir ve yasakları felsefi hayatın, felsefi sürecin diyelim, filozofun, filozof olma sürecinin önemli bir parçasıdır. Ve bu bir noktada kesilen ve işlevi biten bir şey gibi gözükmez filozoflar açısından. İçinde bulunduğunuz dediğim gibi dinin emir ve yasakları. Çünkü e, din, genel olarak filozoflar özel bir dine atıf yapmadan konuşurlar. Ama dinin temel gayesi nedir? Pratikte iyi fiillerin insanlar tarafından gerçekleştirilmesidir. Ve bu iyi fiiller de genellikle bedenin arzularının hilafına olan şeylerdir. Bedenin arzularını kontrol altına almayı amaçlar. İbadetler, emirler, yasaklar, helaller, haramlar, dinlerdeki konulmuş sınırlar ki hani İbn Sina vesaire açısından baktığımızda daha açık bir atıfla bunun en yetkin halinin İslam'da karşımıza çıktığını söylerler. Bu emir ve yasaklar küçük yaştan itibaren bunlara uyan insan açısından bedenini kontrol altına almak, her arzu ettiği şeyin peşinden gitmemek, her öfkelendiğinde bu öfkesinin gerektirdiği şeyi hemen yapmama konusunda onun için bir eğitici role sahiptir. İbadetler de hakeza bu şekilde ruhu eğiten, dolayısıyla bedeni kontrol altına almakta insana yardımcı olan hususlardır. Ama dediğim gibi bu eğin nedir onun adı? Bu eğitim süreci nihayetinde teorik bir zemine taşındığında artık o destekleyici unsurlar varlığını sürdürmekle birlikte aklın kontrolünde daha bilinçli bir şekilde bu eylemler gerçekleştirilebilir. O zaman bilinçli bir şekilde yapıldığında gerçek anlamda ahlaki bir eylemden söz etmiş olabiliriz belki de. Bu anlamda dinin böyle bir ahlaki hayat açısından da bir fonksiyonu var. Aynı zamanda din pek çok filozof açısından politik bir şey geçen hafta da bahsettik. Toplumsal birlikteliği bira, bir arada bulunmayı gerçekleştiren temel dinamikleri din sağlıyor. Bunu felsefenin kendi başına sağlaması mümkün değil. Farabi'nin Medine-i Fazlası'nda gördüğümüz ilk başkan, Erdemli Şehrin kurucu başkanı, şahsında hem peygamberliği hem filozofluğu barındıran, bu iki özelliği kendisi bünyesinde barındıran bir insan. Ve şehir kurması, mille vaz etmesiyle, yani bir din vaz yani yasalar koymasıyla mümkün. Yasalar koyabilmesi için ise o e, filozof e, ha, ne diyelim filozof özelliğiyle faal akıldan elde ettiği hakikate dair soyut bilgiyi somutlaştırması yasalara dönüştürmesi insanların anlayabileceği, insanların peşinden gidebileceği ilkelere ibadetlere günlük hayata dair kurallara dönüştürmesi gerekiyor. Yani onu zamana ve mekana indirmesi lazım uygulanabilir bir hale dönüştürmesi lazım. Aksi halde o soyut bilginin gerçek varlığın gerçekliğine dair o soyut bilgi kendi başına felsefi bir değeri olabilir. Ama bunun insanların farklı seviyelerdeki insanlar tarafından algılanabilir hale gelmesi, insanların bunun peşinden gitmesi, buna buna gönülden inanması ve onun gereklerini yaparak ortak bir ideal etrafında ki işte Farabi'nin deyimiyle gerçek mutluluk ideali etrafında bir düzenli, hiyerarşik bir organizasyon halinde bir araya gelmeleri için ilk başkanın aynı zamanda peygamber olması gerekir. Peygamberlik de burada onun güçlü mütehayyilesiyle ilişkilidir. Yani o soyut, soyut bilgiyi, tümel bilgiyi tikelleştirmesi, somutlaştırabilmesi, insanların anlayabileceği seviyeye indirebilmesi de ancak mütehayyile gücüyle, güçlü mütehayyile kabiliyetiyle mümkün olacaktır. Başka bir yolu da yoktur bunun. Belki de filozofu peygamberden ayıran en önemli noktalardan birisi de budur. Böylece siyasetin de aslında din de filozof açısından siyaset felsefesinin bir parçası haline gelir. Ahlak felsefesinin ayrılmaz bir parçası olduğu gibi siyaset felsefesinin de olmazsa olmaz bir yerinde durur. Ve filozofların dinle olan ilişkileri de bu anlamda dinin toplumsal rolü siyasi rolü ve ahlaki rolüyle doğrudan ilişkili gibi gözükür. <laughs> Bu noktada i̇bn Sina'nın daha önce değindiğimiz şeyine bir derste üzerinde durduğumuzu hatırlıyorum. i̇bn Sina'nın Uyunul Hikmat Derslerinin fizik bölümünün baş tarafında bir ilimler sınıflaması yapar. Orada din ile, ilahi din ile felsefe arasındaki ilişkiye dair ilginç bir paragrafa yer verir. Başka eserlerinde bu açıklıkta bulamadığımız bir paragraftır bu. Orada açıkça şunu söyler. Pratik felsefenin ilkeleri ve yetkinlikleri ilahi dinden alınmaktadır. Yani ilkeler ve yetkinlikler, nihai ulaşmak istediğin ideal formları da başlangıç noktaları da ilahi dinden alınmaktadır. Yani ahlak ve siyasetin değil mi? ev yönetiminde sayarsak üçlü. Ve insan aklının görevi burada bu yasaları tespit etmek, yani ilahi dinin pratik alana dair koyduğu yasaları tespit etmek ve bunları kullanarak yeni durumlara bunları nasıl uyarlanabileceği üzerine düşünmektir. Bir tür içtihat faaliyetine indirger gibi gözükür. Teorik felsefe söz konusu olduğunda ise ilahi din sahipleri yani peygamberleri kastediyordur burada muhtemelen peygamberler teorik alanda yani işte fizik, matematik ve metafizik ama özellikle de kastettiği burada metafizik olmalı. Bu alanda ise pratik felsefede olduğu gibi açık ilkelerini ve yetkinliklerini içerecek şekilde kuşatıcı bir şey söylemezler. Teorik alanda bunu ima ve işaretler yoluyla ortaya koyarlar. Yani felsefe açısından dinin teorik düzlemde, teorik felsefe açısından yol gösterici bir yönü var. Yani bir takım işaretler sunuyor. İma ve işaretler. Açıkça söylemese bile ima ve işaretleri okuyabilen filozof bu yoldan ilerleyerek bir teorik felsefe inşa edebilir gibi gözüküyor. Pratik felsefede ise dinlerin daha belirleyici bir rolünün olduğunu görüyoruz. İbn-i Sina'nın ifadesine bakacak olursak. Zaten İbn-i Sina bunu başka yerlerde bunu bu başka bağlamlarda yine söylüyor. Çünkü dinlerin temel amacı pratiği dönüştürmektir diyerek ona if onu ifade ediyor. Ee, bu e, İbn Sina özelinde aslında pratik felsefenin pratik felsefenin bir anlamda yeni bir şekilde düzenlenmesine, yeni bir şekilde ne diyelim izah edilmesine yol açmış gibi görünüyor. Şunu kastediyorum i̇bn Sina gibi İslam felsefesinin merkezinde yer alan bir filozofun eserlerine baktığımızda onun pratik felsefe alanına yani ahlak ve siyasete çok fazla ne diyelim e, iltifat etmediğini görüyoruz. Bu alanlarda çok fazla bir şey yazmadığını görüyoruz. Biraz sessiz kaldığı görülüyor. İşte şifa gibi bir külliyat yazıyor. E, mantıktan, matematiğe, tabiat bilimine ve metafiziğe uzanan. Ama burada ahlaka özel bir yer ayırmıyor. Metafizinin sonunda birkaç faslı şeye pratik felsefe ayırdığını kitabın ön sözünde söylüyor. İleride bunun için müstakil bir şey yazarım diye. E, e, sessizliğinin arkasında ne olduğu, ne var acaba diye baktığımızda aslında din ile pratik felsefe arasındaki bu yakın ilişkinin i̇bn Sina'yı pratik felsefe alanında çok fazla konuşmamaya sevk ettiğini anlıyoruz. En azından benim kanaatim bu yönde. Tabii ki konuşuyor pratik alanla ilgili i̇bn Sina ama konuşma tarzı işte bir Farabi gibi değil en azından. Sanki en azın şeye baktığımızda Metefizik'in sonuna eklediği e, pratik felsefeyle ilgili kısımlara baktığımızda İbn Sina'nın tamamen bir e, peygamber üzerinden, peygamberin toplumsal rolü geçen hafta üzerinde konuştuk, peygamberin toplumsal hayat için zorunluluğu üzerinden ve onun nasıl yasalar koyduğu üzerinden bir çerçeve çıkartmaya çalıştığını görüyoruz. Din konusunda Tanrı konusunda, ahiret konusunda nasıl yasalar koyar, ibadet hayatı ile ilgili nasıl yasalar koyar, ondan sonra aile hayatı ile ilgili ticaret hayatı ve işte ceza hukuku ve diğer devletlerle, başka devletlerle ilişki, uluslararası ilişkiler bağlamında ne tür yasalar koyacağına dair çok yukarıdan bir bakış sunmaya çalıştığını görürüz. Buradan benim çıkarttığım bazı başka metinlerinde de, metinlerindeki ifadelerinden de hareketle söyleyebileceğim, destekleyebileceğimi düşündüğüm şey İbn Sina'nın pratik felsefe alanına yeni bir pencere açmaya çalıştığı yönünde. Bunu peygamberin yasa koyuculuğu şeklinde ifade etmek mümkün. Peygamberin yasa koyuculuğu şeklinde yeni bir bir tür bir alt disiplin inşa etmek istiyor İbn Sina pratik felsefenin içinde. Bir anlamda teorik felsefe ile pratik felsefe arasındaki ilişkiyi kuracak ahlak, ev yönetimi ve siyasetin üstünde onlara ilkelerini veren bir üst disiplin. E, bu üst disiplin işte şifanın sonunda, metafiziğin sonundaki o bahislerde olduğu gibi peygamberin rolüne odaklanan, peygamberin nasıl yasalar koyduğunu, niçin bu yasaları koyduğunu, buradaki gayelerine odaklanan bir tür daha sonra fıkıhta gördüğümüz makasudu şeriaya denk gelecek şekilde şeriatın, dinin temel amaçları nelerdir? Bunlara bunları tespit etmeye çalışan bir şey var. Onun için İbn Sina böyle bir sanki üst bir disiplin kurarak ahlak, ev yönetim ve siyasete ilkelerini veren pratik felsefenin felsefesini yapan belki de e, çünkü ona göre pratik felsefede ahlak, ev yönetim ve siyaset alanlarının hepsinde bir yasa koyma durumu var. İnsanın kendi fiilleriyle ilgili, aile hayatıyla ilgili veya toplum hayatıyla ilgili bir yasa koyma, kanun koyma durumu var. Peki bu kanun koyma işinin kendisini üzerinde kafa yoracak bir şeyin olması gerekmiyor mu? Sorusuna i̇bn Sina evet. Bunun içinde işte peygamberin yasa koyuculuğuna bakmak, onun nasıl yasalar koyduğunu ve bunların arkasındaki amacı tespit edebilmek bizim için e, önemli bir aşamayı temsil eder kanaatinde. Onun için de sanki çabasını sadece buraya yoğunlaştırmış. Onun ötesinde ahlak ev yönetimi ve siyasete dair çok fazla bir şey yazmamış. Onlarla ilgilenmemiş. Peygamberin yasa koyuculuğunu tespit etmek onun için yeterli olmuş gibi gözüküyor. Biraz daha üzerinde bir şey olması lazım. Pek bir fıkha bir atfı yok ama i̇bn Sina fıkıh eğitimi de görmüş birisi gençliğinde. iyi bildiğini anlıyoruz fıkı. Ama tabii fıkıh gibi tek yani böyle tikel olaylara ilgilenen bir disiplinin olmanın ötesinde daha üstten bakan bir disiplin gibi inşa etmeye çalışıyor. Belki fakih olduğu için e, fıkıhla bu kadar yakından ilgilendiği için böyle bir şeyle girişmiş olabilir tabii onu e, bilemiyoruz. İşin pratik felsefeyle ilgili tarafında böylece ahlak ve siyasetle ilgili kısmına da böylece işaret etmiş olduk. Şimdi gelelim İbn Sina felsefesinin doğurduğu sonuçlardan bir tanesi olarak Gazali'ye. Biraz onun üzerinde duralım. Onun bağlamında felsefe eleştirisine değinelim. Tabii felsefe eleştirisi sadece Gazali'ye özgü bir durum değil. Ama Gazali herhalde en önemli figür olarak karşımıza çıkabilir. İki derslerde bu felsefenin İslam dünyasındaki serüveninden bahsederken işaret ettiğimizi hatırlıyorum ama yine de emin değilim. Ben yine de tekrar edeyim. i̇bn Sina felsefesi gerçekten i̇bn Sina sonrasında büyük bir etki doğurdu. Böyle anlaşılıyor ki yani entelektüel ilgileri olan insanlar üzerinde kısa sürede i̇bn Sina felsefesinin sadece felsefeyle veya kelamla ilgilenenler açısından değil biraz okumuş yazmış bu işlerle ilgilenen edebi, edebiyat, sanat vesaire de dahil olmak üzere bu çevreler açısından oldukça geniş bir yankı uyandırdı. Bunu hem eserlerinin çoğaltılma tarihinden anlıyoruz hem de ona yönelik tepkilerin çok erken dönemden itibaren başlamasından anlıyoruz. Felsefeye yönelik eleştirilerin felsefenin İslam dünyasında tercümelerle birlikte başladığı dönemlere kadar geri götürmek mümkün. Kindi ilk felsefe üzerinin hemen girişinde işte bir takım din adına felsefeye diyelim hani ona. Evet felsefeye yönelik eleştirilerde bulunan bir takım insanlardan bahsediyor, bir takım güruhlardan bahsediyor. İsim vermese de bunların hep var olduğunu düşünmek çok da yanlış olmayacak. Kelamcılar erken dönemden itibaren felsefeye yönelik bir takım eleştiriler, filozoflara yönelik bir takım eleştiriler getirdiklerini biliyoruz. Günümüze gelmeyen erken dönem kelamcıların, mutezili kelamcıların bilhassa yazdığı eserlerden bunu çıkarmak mümkün. Ama sistematik bir felsefe eleştirisinin çok da nedir onun adı gündeme gelmediğini söylemek mümkün. Bunu Gazali'nin kendisi de söylüyor. Benden önce bu işi kimse yapmadı. Bölük bölçük yapanlar oldu ama hiçbir zaman sistematik bir şekilde bir felsefe eleştirisi ortaya koyan olmadı diyor. Böyle bir eleştirinin yani bütüncül bir eleştirinin yapılmamış olması belki de i̇bn Sina öncesinde veya Gazali öncesinde i̇bn Sina gibi bir ismin henüz çıkmamış olmasıyla alakalı olabilir. Yani felsefenin entelektüel hayat içerisinde bu kadar bariz, güçlü bir yer edinmemiş olmasıyla ilişkili olabilir. Ve i̇bn Sina gibi kapsayıcı bir felsefi sistem ortaya koyan bir ismin henüz çıkmamış olmasıyla alakalı olabilir. Farabi var diyebilirsiniz belki ama evet ama Farabi daha münzevi bir isim gibi gözüküyor. Ve Farabi'nin eserleri küçük çaplı metinler ve çok fazla dolaşımın olmadığını anlıyoruz. Bugün elimizdeki nüshalarına da baktığımızda çok fazla nüshası olan metinler değil bunlar. Ama i̇bn Sina öyle değil. i̇bn Sina'nın metinleri dediğim gibi hayattayken çok farklı türlerden eserler yazmış, farklı denemeler yapmış ama bütün kariyeri boyunca hep üzerinde ısrarla durduğu meseleler, kavramlar, teoriler var. Bunları ince inceltmiş, daha dakik hale getirmiş. Bunları tabii ki kendinden önceki gelenekten devşirmiş ama çok ustalıkla bir araya getirmiş felsefi ansiklopedi dediğimiz bir tarz icat etmiş, şifa gibi büyük bir külliyat yazmış ve daha küçük çaplı felsefi ansiklopediler veya özlü metinler, muhtasar metinler kaleme alarak aslında felsefenin klasiklerini ortaya koymuş diyebiliriz. Gerçek anlamda İslam felsefesinin klasiklerini herhalde i̇bn Sina koydu demek mümkün etkileri açısından bakıldığında. Farklı denemeler yapmış, şiir türünde denemeler yapmış, işte hikaye tarzı sembolik hikayeler yazmış vesaire. Yani eserlerinin listesine şöyle bir baktığınızda zaten bu genişliği görüyorsunuz. E, ama zorunlu mümkün ayrımı, varlık mahiyet ayrımı, nefs kavramı üzerindeki ısrarlı duruşu, bütün bunlar ve dini pek çok kelamın ele aldığı meseleyi felsefenin içerisinde çok ustalıkla devşirmiş olması, Tanrı'nın varlığı, birliği, sıfatlar meselesi, ondan sonra yaratma meselesi işte nefs üzerinden peygamberlik vahiy ahiret hayatı nefsin ölümsüzlüğü biraz önce bahsettiğimiz tarzda peygamberlik olgusunu siyasi bir çerçevede veya ahlaki bir çerçevede ele alıyor olması e, ve bütün bunları Farabi'den belki farklı olarak din dilini de çok ustalıklı bir şekilde kullanarak ayetler hadisleri rahatlıkla e, eserlerinde bunlara yer vererek yapıyor olması İbn Sina'nın etkisini hızlı bir şekilde arttırmışa benziyor. Tabii pek çok talebesinin olması ve onların da hocalarının felsefesini yayma konusundaki e, ısrarlı çabaları da buna dahil edilmesi lazım. i̇bn Sina'nın felsefesi, i̇bn Sina 1037'de öldü ve bu felsefe çeşitli şeylerle karşılaştı. Bir kere felsefe dışı çevrelerden tepkiler gördüğünü biliyoruz ki bunların başına Gazali geliyor. Gazali e, tehafütü 1095'te yazdığını biliyoruz. Yani Gazali Tehafütü yazdığında İbn Sina'nın ölümünün üzerinden 60 yıl geçmişti. 58-60 yıl geçmişti. Demek ki 60 yıl içerisinde Tehafütü yazmasını gerektirecek kadar geniş bir etki alanı doğurmuş. Eee Tehafüt'ün başındaki şeylere bakacak olursak, Gazali'nin sunduğu tipolojiye bakacak olursak öyle azımsanacak bir şey gibi durmuyor. O dönemde de e, bugünkü kadar olmasa da hızlı bir iletişim var. Bugün zannettiğimizden daha hızlı bir iletişim var ama tabi bugünkü hızla karşılaştırılamaz hiç şüphesiz. Ama Horasan bölgesinde i̇bn Sina bunları yazdı ve ama Gazali Bağdat'ta bunlarla mücadele etmek için teafütü yazma durumunda kalmış öyle görünüyor. Bunun yanında Gazali dışında başka eleştiriler de var hiç şüphesiz. Onları da en azından sayalım ismen zikredelim. Şehristani'nin eleştirisini hatırlamak lazım. Musaratül Felasifesini, yani filozoflarla mücadelesini. Orada da hedef tahtasına koyduğu isim i̇bn Sina ve onun en necatıdır. E, şehristani, eşerli bir kelamcı olarak bilinir. İşte mezhepler, dinler, tarihine dair elmiler ve nihaliyle tanınan meşhur bir isimdir. Ama ilginç bir şekilde tam biraz da İsmaili yönelimleri de olduğunu bildiğimiz bir isim. Bu açıdan böyle biraz karanlık bir isim olarak da görülebilir. Bilhassa i̇bn Sina eleştirisi... Aslında kelamcı bir pozisyondan ziyade sanki İsmaili bir pozisyondan yapılmış bir eleştiri gibi durmakta. Ve daha sonrasında e, tabii ki Fahrettin Razi'yi anmak lazım. Fahrettin Razi'nin Şerhül İşaratı ve uyunun Hikme'ye yazdığı şer, Bunlar İbn-i Sina'ya yönelik ciddi eleştiriler içeren metinler. Bunu savunmak için Tusi'nin yazdığı şerhi hatırlamak, işaret şerhini hatırlamak mümkün. Bunlar eş, genellikle Eş'ari Şafi çizgisinde olan isimlerin, e, kelamcı kimlikleri olan isimlerin i̇bn Sina felsefesine yönelik eleştirileri. Daha irili ufaklı pek çok isim saymak mümkün. Bu, diğer yandan Sufilerin de i̇bn Sina felsefesine yönelik eleştirilerin olduğunu biliyoruz. Kimi zaman i̇bn Sina felsefesini den yararlanıp onu içselleştiren, onun mistik olarak görülebilecek yönlerini alabildiğine kullanan tarafları da var sufilerin ama işte sühre verdiği yani sufi sühre verdiği, avarihul marifi yazan sühre verdiğinin doğrudan İbn Sina felsefesini karşısına alan bir eser yazdığını biliyoruz. Diğer yandan selefi çizgiden İbni Teymiye'nin felsefeye yönelik eleştirilerinde her zaman baş aktörün İblis Sina olduğunu hatırlamakta yarar var. Biraz da Der-u Akli Nakl adlı eserinde bunu görmek mümkün. Bunlar felsefe dışın çevrelerin felsefe yönelik eleştirileriydi. Felsefe içi çevrelerde de İbn-i felsefesinin ciddi yankılar uyandırdığını ve eleştirilere maruz kaldığını biliyoruz. Sadece İbn-i takipçileri yok kısa sürede tabii felsefe camiasını tekeli altına alan bir felsefe İbn Sina felsefesi. Süreç içerisinde bahsettiğimiz üzere İbn felsefe demek artık İbn Sina felsefesi demek haline geliyor bir yüzyıl içerisinde belki de. Ama buna direnen isimler de var. İşte İbn Rüşd'ü burada hatırlamakta yarar var. Ebul Berekat Bağdadi'yi ve Latif Bağdadi gibi isimleri hatırlamakta yarar var felsefe içi çevrelerden kendilerini felsefenin içinde gören bu çerçevede iş yapan eser yazan isimlerden de i̇bn Sina felsefesine yönelik eleştirilerin olduğunu biliyoruz. Yani herkes hemen kabul etmedi i̇bn Sina felsefesini. Ee, bu eleştiriler ne kadar tabii etkili oldu ayrı bir mesele ama e, yine de e, felsefe içi çevrelerinde i̇bn Sina felsefesine yönelik eleştirileri var. İbn-i eleştirisinin tabii Aristoteles'ten uzaklaşmak fikri etrafına odaklandığını söylememiz lazım. Yani İbn-i i̇bn Sina'yı bir tür bid'atçı olarak gördüğünü söyleyebiliriz. Felsefede bid'at çıkartan birisi olarak gördüğünü söyleyebiliriz. i̇bn Rüşd'ün i̇bn Rüşd'e göre i̇bn Sina'nın bizim bugün anlattığımızda bunun felsefesinin etkili olmasını sağlayan önemli özellikler olarak anlattığımız hususların yani işte kelamın meselelerini felsefenin içerisine taşıması gibi hususları İbn Rüşd bir eksiklik ve bir bidat olarak görüyor açıkçası. Aristotelesçi gelenekten bir sapma olarak görüyor ve Gazali'nin eleştirilerine de aslında İbn Sina'nın bu temayüllerinin yol açtığını düşünüyor. Eğer bu, bu işlere girmeseydi İbn Sina bu kadar kelami meseleyi felsefenin içerisine taşımasaydı ve bir anlamda bunları kelamcıların da anlayabileceği bir seviyeye indirmeseydi o zaman bu tartışma bu kadar alevlenmezdi. Tehafüt yazılmazdı. İbn-i Rüş'te tehafütü tehafütü yazmak zorunda kalmazdı gibi bir akıl yürütmenin olduğunu söyleyebiliriz. Felsefe, hiç felsefe çevrelerinden i̇bn Sina'ya yönelik tepkilerin önemli bir noktasını da Şeyhül İşrak diye bilinen verdiği oluşturur. Sühreverdi de nihayetinde kariyerine i̇bn Sinacılık üzerinden başlamış bir isim öyle görünüyor. İki yazdığı eserlerden. Ama i̇bn Sina felsefesini biraz yetersiz bulduğu anlaşılıyor. Biraz değil, bayağı bir yetersiz bulduğu anlaşılıyor. Ve bu yetersizliği çözmek için bir tür mistisizme veya tasavvufa felsefi olarak bakarsak biraz Platon felsefesine yöneldiği, yeni Platonculuğa yöneldiği anlaşılıyor. Böylece i̇bn Sina felsefesinin aşırı rasyonalizmini veya aşırı Aristotelesçiliğini kırmak ve ona tasavvuf üzerinden yeni bir şekil vermek istiyor. Böylece işrakilik dediğimiz bir meşrep veya yaklaşımın, ekolün diyeceksek, bir ekol diyeceksek bir müstakil bir şey. Ama bir meşrep olarak her zaman varlığını sürdüren bir şey bu. Buradan hareket ettiğini, yani yine i̇bn Sina'dan hareket ettiğini, İbn-i bir tür tadil etmeye yönelik, düzeltmeye yönelik, daha geliştirmeye yönelik bir çaba olduğunu söylemek mümkün. Burada da ciddi bir i̇bn Sina eleştirisi, dolayısıyla bir Aristoteles meşayilik eleştirisinin olduğunu biliyoruz. Onu da bir kenara not etmek lazım. Tabii bütün bunları felsefe eleştirisi kapsamında değerlendirmek mümkün olsa da biz felsefe eleştirisi dediğimizde bilhassa kelamcıların felsefeye yönelik, felsefe dışı çevrelerin felsefeye yönelttiği eleştirileri kastediyoruz ve burada da tabii en önemli isim başlangıç noktasına Gazali oluşturuyor. Şimdi biraz onun eleştirilerine değinelim ee, ve ondan sonra bu dersi de böylece noktalamış olalım. Tabii bu mesele herhalde İslam felsefesi çalışmalarının modern dönemdeki e, İslam felsefesi çalışmalarının en popüler konularından bir tanesi. Belki de birincisi. Felsefeye yönelik Gazali'nin tehafütünden önce felsefe tarihinde sadece İslam değil genel felsefe tarihinde hiç böyle bu, bu, ölçüde büyük bir eleştiri metni kaleme alınmıştır diyemeyiz. Elimizde böyle bir metin yok. Felsefe yönelik eleştiriler yok mu? Var tabii ki. Hristiyan çevrelerin bilhassa, Hristiyan düşünürlerin, kilise babalarının felsefe yönelik eleştirilerin olduğunu biliyor derken dönemden itibaren. Ama hiçbirisi filozofların tutarsızlığı çapında bir metin üretmemiş, belki buna ihtiyaç duymamışlar. Ama e, Gazali'nin böyle bir metin kaleme alma e, ihtiyacının olduğunu anlıyoruz. Tabii Gazali'nin felsefeyle ilişkisini sadece bir düşmanlık veya eleştiri ilişkisi şeklinde anlatmak da çok doğru değil. Konumuz Gazali olmadığı için çok fazla oralara girmeyelim. Ama Gazali filozoflara ciddi bir eleştiri getiren felsefe dışı çevreler içerisinde en önemli, en etkili isim. Etkileri günümüze kadar gelen, devam eden bir isim olarak e, önemli bir noktada. Ama onun felsefeyle olan ilişkisinin tek taraflı, yani sadece yıkmak üzerine olmadığını da hatırlatmak lazım. Kendisi otobiyografisi El Munkız'da Bağdat'ta Nizami Medresesi'nde hocalık yaparken felsefeyle nasıl ilgilenmeye başladığını biraz da i̇bn Sinan'ın otobiyografisini çağrıştıracak şekilde herhangi bir hocanın yardımı olmadan 3 yıllık bir süre içerisinde felsefeyi kitaplardan okuyarak nasıl öğrendiğini çok iyi anlatır. Bu anlatması boşuna değildir aslında. Çünkü kendisine de hayattayken felsefeden çokça etkilendiğine dair eleştiriler yöneltilmiştir. İhya başta olmak üzere İhya ve türevi olan eserlerinde filozofların öğretilerinden izler olduğunu ona karşı bir eleştiri olarak yöneltilmiş. Bunu biliyoruz. Gazali'nin de bu konuda o munkızda kendini savunmak için bazı cevaplar ürettiğini biliyoruz. Dolayısıyla Gazali'nin felsefeyle olan ilişkisi dediğim gibi sadece yıkmak, eleştirmek, reddetmek üzerine kurulmuş bir ilişki değil. Felsefeyle bu kadar yakından sadece felsefe değil eleştirmek üzere herhangi bir disiplinle veya herhangi bir şahısla bu kadar yakından güçlü bir ilişki kurduğunuzda ondan etkilenmemeniz belki de imkansız. Gazze'nin yaşadığı şeyin de bu olduğunu biliyoruz. Otobiyografisine bakacak olursak o zaten felsefi ilimleri işte çeşitli alt dallara ayırmak suretiyle bunların dinle olan ilişkisini belirlemeye çalışır ve dinle olumlu veya olumsuz ilişkisi olmayan disiplinleri bir kenara bırakarak onlar hakkında olumsuz bir yargıda bulunmaz ve bir anlamda onların etkisinin Onların etkisinin alttan alta sürebilmesinin de önünü açar. Bunu biraz sonra şey yapalım. Ayrıntılandıralım. Gazali otobiyografisinde hedefe koyduğu filozofları yani bir felsefe eleştirisi yapacaksa hedefe koyduğu filozofları netleştirmek ister. Ona göre üç grup filozof vardır. Bu filozoflardan birincisi Dehriyun dediği materyalist veya ateist filozoflardır. Bunlar herhangi bir şekilde ne bir yaratıcı fikrine sahiptirler ne de öte dünya hayatına inanırlar. Her şeyin baştan beri var olduğunu ve var olmaya devam edeceğini düşünürler. İkinci grup tabiyyun dediği, ikinci grup ise yani doğa bilimlerinde uzman olan insanlar bilhassa da tıp alanında uzman olan insanları kasteder burada. Bu kişiler ise dehriyundan farklı olarak materyalist veya ateistlerden farklı olarak doğa bilimlerindeki uzmanlıkları sebebiyle evrendeki, alemdeki eşsiz düzenin farkına varmış olan insanlardır. Bu eşsiz düzen onları bir bu düzenin var edicisi, bir yaratıcıya ulaştırır. Dolayısıyla bunlar bir yaratıcı fikrine sahiptirler. Ama doğa bilimlerindeki uzmanlıkları dolayısıyla yaratıcıyı kabul etseler bile insanın bedeninden bağımsız, bedenin ölümünden sonra varlığını sürdürecek bir cisimsel olmayan bir ruh fikrine mesafelidirler veya bunu kabul etmezler. Ruh dediğimiz şeyin bedenin fonksiyonları olduğunu, bedenin mizacından, maddi karışımından ibaret olduğunu düşünürler. Bundan dolayı yaratıcı fikrine sahip olmakla birlikte bir bedenden ayrı bir ruh fikrine sahip olmadıkları için bir öte dünya fikrine de sahip değildirler. Böylece Gazali bunları da tartışmanın dışında bırakır. Deist diyebiliriz bunlara. Birincilere ateist diyorsak bunlara da deist diyebiliriz. Üçüncü grup ilahiyun dediğim filozoflardır. Otobiyografisinde bu filozofların ilk iki grup hakkında herhangi bir isim vermez ama görüşlerini anlatır. Üçüncü gruba geldiğimizde ise görüşlerinden bahsetmez, isimlerini verir. Ama görüşlerinden bahsetmemekle birlikte yukarıdaki iki grupta kıyasladığımızda onların hem bir yaratıcı fikrine hem de bir bedenden bağımsız bir ruh fikrine, yani bir ahiret fikrine inandıkları veya kabul ettikleri, felsefi olarak bunu temellendirdikleri sonucu çıkar. Peki kimdir bunlar? Sokrat, Platon ve Aristoteles'tir. Gazali bu üç filozofun İslam dünya bu üç filozoftan Aristoteles'in hocası Platon ve onun hocası Sokrates'in yanlış görüşlerini de eleştirdiğini kendinden önceki materyalist ve naturalist yani Dehriyun ve Tabiyyun'un görüşlerini de geçersiz kıldığını Böylece aslında felsefe namına ortada sadece Aristoteles felsefesi olduğunu tespit eder. Bu felsefenin İslam dünyasındaki en iyi temsilcileri ise başka temsilcileri de vardır ama Aristoteles felsefesini en iyi aktaran, İslam dünyasında temsil eden insanlar ise Farabi ve İbn Sina'dır. Böylece Gazali hedefini gittikçe küçültmüş olur. Yani felsefe namına yani yani filozofların kendi iç tartışmaları zaten materyalist ve naturalist felsefeleri devre dışı bıraktı. Onların geçersizliğini ortaya koydu. Metafizikçi filozofların yön dediğimiz filozofların içindeki tartışmayı da Aristoteles'in öğretileri burada da son noktayı koydu. Dolayısıyla Sokrat ve Platon'un da artık bir hükmü yok. Geriye sadece Aristoteles felsefesi kaldı. Onun da İslam dünyasındaki aktarıcıları olarak Farabi ve i̇bn Sina dolayısıyla felsefeyi temsil etmektedir. Bu anlamda Gazali'nin gözünde felsefe demek Aristoteles felsefesi ve dolayısıyla Farabi ve i̇bn Sina felsefesidir. Onun Farabi'ye çok fazla atfının olduğunu söylemek zor ama büyük oranda felsefe tahsilinin de yani kendi başına ya okumalarının da büyük oranda i̇bn Sina felsefesi üzerinden olduğunu biliyoruz meşhur Makasudül Felasife'yi yani filozofların öğretilerini kendince özetlediği metnin i̇bn Sina'nın Sina'nın dani, Farsça Danişname'yi alayisinden bir uyarlama olduğunu artık daha rahat biliyoruz. Onun dışında e, Miyarul İlim, Mihakkün Nazar adı, adıyla kaleme aldığı veya El Kıstasül Müstakim adıyla kaleme aldığı mantık kitaplarının doğrudan doğru i̇bn Sinacı mantığa dayandığını, onun yeniden ifadelendirilmiş versiyonları olduğunu da biliyoruz. Bundan dolayı i̇bn Sina'nın felsefesi Gazali'nin gözünde de felsefenin ta kendisi. Felsefe denince anlaşılacak şey aslında e, Gazali i̇bn Sina'nın felsefesidir diyebiliriz. Ancak Gazali <laughs> e, felsefeyi tümden reddetme konusunda da biraz ne diyelim tereddüt ediyor. Tereddüt sahibi. Çünkü felsefenin tümden reddinin, daha doğrusu filozofların, artık i̇bn Sina diyelim ona, i̇bn Sina'nın söylediği her şeyin, bütün öğretilerinin i̇bn Sina olması, yani bir filozof olması dolayısıyla reddedilmesinin doğuracağı maliyetlerin çok büyük olduğunun farkında. Nedir bu maliyetler? Bu maliyetleri gösterebilmek için aslında İbn -i Gazali Felsefenin kapsamındaki bilimleri tek tek ele alma yoluna gidiyor. Diyor ki felsefenin felsefe dediğimiz şey aslında yeknesak bir şey değil, tek bir bütün değil. Bu bir, bir takım bölümlerden bilimlerden oluşuyor. Nedir onlar? Matematik, mantık, fizik, metafizik, ahlak ve siyaset. Altı tane alt daldan oluşuyor. Altı tane bilimden oluşuyor. Dolayısıyla felsefeyi eleştirmek, felsefenin veya filozofların tutarsızlığını göstermek için yola çıkıldığında tek tek bu bilimlere, bu bilimlerin meşruiyetine dair öncelikle konuşmak gerekiyor. Gazzari'nin toptancı bir redde mesafeli olduğunu tekrar hatırlatalım. Toptancı bir reddin filozoflar söyledi diye, filozoflar savundu diye filozoflar yazdı diye bir grup öğretinin, bir grup bilim dalının toptan reddedilmesinin çok daha büyük maliyetler doğuracağını düşünüyor. Bunun için bilim felsefeyi bilim bilim, içerdiği bilimler üzerinde inceleme yoluna gidiyor. Bu hem bu maliyetten kaçınmasına yol açacak, sağlayacak daha doğrusu, hem de bu felsefi bilimlerden tek tek hangisinden yararlanılıp yararlanılamayacağını gösterecek ve biraz önce dediğim gibi Gazali'nin kendisine yönelik felsefeden etkilendiği yönündeki eleştirilerin de önüne geçmesini veya bunları makul bir şekilde açıklamasını sağlayacak Gazali'ye. Gazali'ye göre matematik bilimlerinde, mantığında, din açısından olumlu veya olumsuz herhangi bir konumu bulunmamakta matematik de mantık da aklın zorunlu sonuçlarını bir anlamda bize sunuyorlar. Matematik aklın işleyişine dair zorunlu ilkeleri ve sonuçları verdiği gibi mantıkta düşünmenin kurallarını veriyor. Bu anlamda burada karşı çıkılacak bir durum söz konusu değil özünde. Ancak Gazali'nin yine kendi psikolojisini ve kendi dönemindeki atmosferi anlamak açısından dikkat çekici bir şeyi var. E, ne diyelim bir parantez açıyor burada. Diyor ki tamam bu iki bilimin de mantığında, matematiğinde kendi başına herhangi bir problem doğurmadığını söyleyelim. Ama buradan doğan birer tehlike de var. Nedir bu? Bu iki bilim dalında filozofların öğretilerinin dakikliği, ustalıklı bir şekilde işlenmiş olması bu bilimlerin zorunlu sonuçlar vermiş, o veriyor olması her zaman e, ne diyelim işler bir sistematik bir yapıya sahip olmaları insanlarda şu izlenimi doğurur, doğurabilir. Bunlar bu alanlarda bu kadar böyle ustaca, dahice şeyler ortaya koyduklarına göre bunların bütün alanlarda söyledikleri de böylesine ustalıklı, incelikli bir arka plana sahip olmalı. Ve burada matematik ve mantık üzerinden filoz üzerinden filozoflara yönelik ortaya çıkan iyimser hava filozofların bütün öğretilerinin de aynı kesinliğe sahip olduğu, matematik ve mantıktaki kesinliğe sahip olduğu şeklinde bir hüsnü niyete, iyi niyetli bir yaklaşıma götürebilir bazı insanları. Ve buradan dolayı da filozofların yanlış öğretileri, bilhassa da metafizik alandaki yanlış öğretileri ne hemencecik kabul edebilirler insanlar. Şöyle diyebilirler. Ya bu insanlar bak bu kadar matematik biliyorlar, mantık biliyorlar. Dolayısıyla bu insanlar yanlış yapamaz burada. Metafizik alanında, fizik alanında veya başka bir alanda. Bu söylediklerinin de arkasında mutlaka bir açıklama olmalı. Bir argüman olmalı. Bir kanıtlamaya dayanıyor olması lazım. Bunun da diyerek onu da çok fazla araştırmadan kabul edebilirler. Bu işin bir tarafı Gazali açısından demek ki felsefeye yönelik kendi dönemindeki dediğim gibi bir psikolojiyi de yansıttığını söylemek mümkün. Filozoflara yönelik, filozofların tırnak içerisinde yani bizim bugün pozitif bilimler dediğimiz bilimlerdeki uzmanlıklarına güvenerek onların her alanda söylediklerinin, öğretilerinin o kesinliğe sahip olduğu şeklinde bir iyi niyetin insanlarda oluştuğu şeklinde bir bakış açısı. Diğer yandan <laughs> Gazali'nin güzel bir tabiri var İslam'ın cahil dostları. Bu İslam'ın cahil dostları da Gazali açısından bir başka tehlike. Onlar da filozofların söylediği her şeyin filozoflar söylediği için yanlış olduğunu düşünen ve bunu inandıkları dini, İslam'ı savunmak için yapan gayretkeş dindarlar. Gazali bunu da büyük bir tehlike olarak görür. Ve bu insanların aslında dine de, İslam'a da büyük bir zarar getirdikleri kanaatindedir. Bunlar filozoflar söylediği için filozofların her söylediğini reddetmeye çalıştıklarından Gazali açısından da zorunlu sonuç veren matematik, mantık, astronomi vesaire gibi bilimlerin kesin kanıtlara dayalı zorunlu sonuçlarını da bu insanlar reddetmek durumunda kalırlar. Onların bu reddi ise başkalarının gözünde İslam'ın Tırnak içinde aklın zorunlu sonuçlarıyla çatışan bir din olmasına yol açar. Veya tırnak içinde bilimle çatışan bir din olduğu izlenimi doğurur. Gazali bunu da arz etmez. Onun için bu iki uç arasında yani ne filozoflara iyi gözle bakıp mutlak bir iyimserlikle bakıp onların her söylediğinin bir kanıta dayandığını ve matematik ve mantıktaki gibi kanıta dayandığını Düşünmek ister, ne de cahil dostları dediği insanlar gibi elinin tersiyle. Bunları filozof diyorsa, filozoflar diyorsa kesinlikle reddedilmesidir diyerek toptancı bir redde girişir. Bunu matematik ve mantık bağlamında bunları ifade ettikten sonra Gazali e, fizik bilimine geçer. Gazaliye göre fizik biliminde de ki tıp da fizik, bir fizik bilimidir. Bu alanda da aslında özü itibariyle din açısından olumlu veya olumsuz bir yargı söz konusu değildir. Ama Gazali burada bir parantez açar ve der ki, evet, burada özü itibariyle bir filozofların fizik alanındaki öğretilerinin dinle mutlak anlamda bir çatışma içerdiğini söylemek mümkün değil ama ama fizik bilimlerde şu ilkeyi her zaman hatırda tutmak gerekir der. O de nedir? Şudur. Hiçbir varlık kendi başına herhangi bir etkide bulunamaz. Bütün varlıklar etkilerini Cenab-ı Hakk'ın emri ve onun iradesi doğrultusunda gerçekleştirirler. Şimdi bu aslında tehafütün 17. meselesine işaret eden bir ilke. Tehafütün, 20 meseleden oluşan tehafütün 17. meselesi nedensellik meselesidir. Yani sebep ile sonuç arasındaki ilişkinin zorunlu olup olmadığı meselesine odaklanır. Ve Gazali meşhur ateş pamuk örneğini hatırlarsak onu kullanmak suretiyle sebep ile sonuç arasında gördüğümüz ilişkinin bir zorunluluk ilişkisi olmadığını sadece bunları peş peşe görmemizden kaynaklanan duyusal tecrübenin tekrarından kaynaklanan bir ilişki olduğunu bu ilişkinin her daim Tanrı tarafından doğrudan veya aracıları yoluyla yani melekler yoluyla yaratıldığını düşünür. Ve mutlak anlamda zorunlulukçu diyelim bir nedensellik fikrini, katı bir determinizmi reddeder. Bunun karşısında modern felsefede vesilecilik dediğimiz bir yaklaşımı benimsel vesilecilik yani sebep ile sonuç arasındaki ilişkinin özsel ve zorunlu olmadığını bunlar arasındaki ilişkiyi her daim Tanrı veya onun vekillerinin diyelim onun aracılarının kurduğunu kabul eden yaklaşımdır. Fizik bilimine dair de Gazani'nin yaklaşımı böyle. Bu nokta onun kelamcı kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Mutlak bir kırılmaz hiçbir şekilde sarsılmaz katı bir determinizmi reddeder ve bunun yerine Tanrı tarafından mutlak kudret sahibi Tanrı tarafından her daim yaratılan bir alem fikrini ve gerektiğinde onun müdahalesiyle kırılabilecek bir sebep-sonuç ilişkisini, nedensellik ilişkisini vaz etmeye çalışır. Ama Gazali bunu çok büyük bir mesele olarak da görmez gibi anlıyoruz filozoflarla tartışmasında. En azından şimdi söyle konuşacağımız metafizikteki üç mesele gibi tekfir ettiği konulardan bir tanesi değildir. 17. mesele hassas bir noktadır ama Gazali açısından üç mesele kadar hayati de değildir. Üç meseleye geldiğimizde bu üç mesele metafizikle alakalı meseleler. Yani metafiziğe geldiğimizde Gazali filozofların en çok yanıldıkları hususun metafizik olduğu kanaatinde. Orada da üç meseleye odaklanır. Bu üç meseleden dolayı da filozofların tekfir edilmesi gerektiğini düşünür. Tehafütten itibaren bu görüşünden herhangi bir şekilde sapmamış. öyle anlıyoruz Gazali'nin. İşte Munkız son haya vefatından 5-6 yıl önce kaleme aldığı bir metin olduğundan bu şeyini sürdürdüğünü söylemek mümkün, bu görüşünde ısrarcı olduğunu söylemek mümkün. Bazı e, vurgu farkları, tonlama farklarının olduğunu söyleyebilirim belki ama herhalde tekfir konusundan geri, at, geri adım atmıyor Gazali. Gazaliye göre filozoflar metafizik alanda çokça yanılıyorlar, mantıkta ortaya koydukları kanıtlama şartlarına metafizik alanda uymuyorlar ve biraz mantık ve, ve doğa bilimindeki öğretilerinden güç almak suretiyle metafizikte de aynı kesinlikte sonuçlara ulaştıklarını iddia ediyorlar ama aslında işte biraz üzerine gidilirse bu öğretilerin, bu teorilerin aslında bunların o kadar da sağlam olmadığı görülür kanaatinde Gazali. Tehafütül felasife yani filozofların tutarsızlığı diye tercüme ettiğimiz bu metin aslında bunu göstermeyi amaçlıyor. 20 meseleden oluşan bu eser, işte 16 meselesi metafiziğe, 4 meselesi doğa bilimleriyle daha yakından ilişkili ama genel olarak bakarsak hepsi özünde metafizik meseleler. Bu metafizik meselelerde Gazali'nin temel derdi meselenin kendisini reddetmekten ziyade Filozofların o konuda ortaya koyduğu akıl yürütmenin tutarsızlığını göstermek. Çünkü bazı meseleler var ki işte filozofların Tanrı'nın varlığını kanıtlamakla ilgili argümanlarının tutarsızlığını göstermek veya bir olduğuna dair Tanrı'nın bir olduğuna dair kanıtlarının tutarsızlığını göstermek üzerine odaklanıyor. Ne demek? Yani Gazali Tanrı'nın yokluğunu veya Tanrı'nın birden çok olduğunu savunmuyor. Ama filozofların savunduğu argümanların da filozofların zannettiği kadar kesin olmadığını düşünüyor. Bundan dolayı filozofların işte mantık üzerinde konuşurken bahsettiğimiz üzere burhani yani apodeiktik, genel geçer, zorunlu sonuç doğuran kıyaslara dayalı bir bilgiye iddialarının metafizik alanda geçerli olmadığını göstermek arzusunda ben hep bunu anlatırken onu söylüyorum. Bir anlamda filozofların karizmasını çizmek istiyor Gazali. Sarsmak istiyor bu karizmayı. Yani onların ki işte bizim argümanlarımız burhanidir, bizim sonuçlarımız burhanidir, kesin genel geçerdir, bilimseldir. Ama bunların zorunludur ve kabul edilmesi gerekir şeklindeki iddialarını hayır bakın siz, doğrudan sizin argümanlarınıza gittiğimizde bakın nasıl çelişkiler var diyerek Biraz bunu göstermeye çalışıyor. Üç mesele nedir? Ona kısaca değinelim. Bu üç meselenin birincisi, tehafütünde birinci meselesi ve en uzun bahsi olan alemin ezeliliği meselesidir. Gazali'ye göre filozoflar alemin ezeli olduğunu düşünüyorlar. Ama bütün Müslümanlar alemin sonradan yaratıldığı, hadis olduğu ve yaratılmış olduğu konusunda ittifak halinde icma etmiş durumdalar. Bu da bu icmayla çelişiyor. Buradaki temel şey icma ile çelişmek aslında. Müslümanların genel kabulüyle çelişmek. Gazali herhangi bir ayete referansla alemin sonradan yaratıldığını ifade etmeye yeltenmiyor tabiri caizse. Ee, onun yerine Müslümanların genel kabulüne sırtını dayıyor. Tabi i̇bn Sina üzerinde konuşursak bu meselenin i̇bn Sina açısından veya filozoflar açısından görünümü Gazali'de göründüğü gibi olmayabilir. İşte zati kıdem, zamani kıdem, zati hudus, zamani hudus vesaire gibi kavramlar üzerinden, ayrımlar üzerinden filozofların hiçbir zaman veya İbn Sina'nın diyelim hiçbir zaman Tanrı ile eşdeğer bir kategoride alemi görmediğini, ona o anlamda bir ezelilik vermediğini hatırda tutmak lazım. Ama Gazali bu şekilde okuyor. O ayrı bir mesele. İkinci mesele yine Tanrı alem ilişkisiyle doğrudan alakalı olarak Allah'ın cüz'ileri bilip bilmediği meselesi. Gazali'ye göre filozoflar Allah'ın cüz'ileri bilmediğini iddia ediyorlar. Cüz'iler yani tek tek varlıklar. Daha doğrusu ay altı dünyadaki tek tek varlıklar. Zamana, değişime, oluşa ve bozuluşa tabi olan tek tek varlıkları kastediyor burada cüz'i derken. Bu cüz'i varlıkları, tiker varlıkları bilmediğini iddia ediyor. Bu da Gazali'ye göre e, Müslümanların hiçbir zaman e, Tanrı hakkında kabul edemeyeceği bir yaklaşım. Bundan dolayı Allah'ın göklerde ve yerde her şeyi derre miktarda olsa bildiğine dair ayete de referansla Gazali filozofları bundan dolayı da tekfir ettiğini söylüyor. <laughs> Bu meselenin i̇bn Sina metafizik, şifa metafizikteki ifadelerinden kaynaklandığını hatırlatalım. İbn Sina da bu meselenin zorluğuna işaret eder. Yani nedir mesele? Tanrı'nın altı dünyadaki zamana, mekana bağlı değişime konu olan tek tek varlıkları nasıl bildiği konusudur. Yani devamlı değişen bu varlıklar dair Tanrı'nın bilgisinde herhangi bir değişiklik oluyor mu? meselesidir. Bu klasik kelamda da Allah'ın ilmiyle malumat arasındaki ilişki, mevcutat arasındaki ilişki bağlamında tartışılan bir meseledir. İbn-i Sina'nın o pasajlarına baktığımızda i̇bn Sina'nın da bu konuda çok zorlandığını, nihai böyle tatmin edici bir sonuca ulaşamadığını anlarsınız. i̇bn Sina meseleyi şuraya bağlar. Evet, her şey Tanrı'nın kendi acib vücut bizatihinin kendini bilmesinden kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı her şeyin illeti varlık sebebi olarak vacibül acibül vücut bizatihinin kendini bilmesi, kendinden sudur edecek her şeyi bilmesi anlamına gelir. Ama iş hayatı dünyadaki değişen, dönüşen, zamana ve mekana bağlı bu varlıklar, tek tek varlıkların bilgisi yani cüzilerin bilgisi söz konusu olduğunda vacibül vücut bizatihinin cüz'îleri cüz'i olarak bildiğini söylediğimiz durumda cüz'ilerdeki değişim onun ilminde de bir değişikliğe yol açacağından bu onun mükemmelliğiyle çelişen bir durum olacaktır. Bundan dolayı vacibül vücut bizatihi cüz'îleri bilse bilse külli olarak bilir. Şeklinde bir sonuçla bitirir. Bunun tam tatmin edici bir sonuç olmadığının i̇bn Sina da farkındadır. Sözlerinden o anlaşılır. Ama i̇bn Sina'nın varabildiği şey budur. i̇bn Sina cüz ileri bilmez demez ama cüz ileri külli olarak bilir der. Gazali'ye göre ise bu cüz ileri bilmemek demektir. Bundan dolayı cüz ileri bilmemesi ise Tanrı'nın Kur'an'da belirtilen sıfatlarıyla, ilim sıfatıyla çelişen bir durum olduğundan Gazali buradan da filozofları tekfir eder. Üçüncü mesele ise bence Belki de Gazali'nin en çok önem verdiği mesele bu mesele. <laughs> Diğer iki meselede bazı nedir ona? Bilhassa da alemin ezeliliği meselesinde bazı tavizler belki verebilir Gazali ama üçüncü mesele belki de onun en can alıcı noktası olarak gördüğü husus ahiret hayatının cismani mi yoksa ruhani mi olacağı meselesi. Filozoflar ruhani bir öte dünya hayatını kabul etmişler. Ama cismani bir öte dünya hayatını reddetmişler Gazaliye göre. Bundan dolayı da hem ruhani hem cismani bir öte dünya hayatını öngören, nasları naslarla çelişen bir teori ortaya koymuşlar. Gazaliye göre buradaki mesele aslında e, ahiret hayatının nasıl olacağı meselesi değil. Ahiret hayatının keyfiyeti meselesi değil. Gazali'ye göre buradaki mesele filozofların dine bakışı ve peygambere biçtikleri rol. Burada peygamberin bir din kurucu, yasa koyucu bir kişi olarak topluma o soyut ve tümel hakikati somut, müşahhas ve tikel örneklerle sunuyor olmasını gazali filozoflar tarafından böyle anlatılıyor olmasını gazali dinin ve peygamberin konumuna dair bir, e, nedir onun adı, e, yanıltıcı bir beyan olarak, bir izah olarak görür. Yani Gazali'ye göre bu anlatı, peygambere biçilen bu rol şu anlama gelmektedir. Peygamber aslında hakikati insanlara olduğu gibi anlatmamakta, gerçeği, gerçeği bütün gerçekliğiyle anlatmamakta, yeri geldiğinde onlara olmayan şeyleri, olmayacak şeyleri olacakmış gibi sunabilmekte. Yani kandırmakta. Niçin? İyi işler yapsınlar, kötülükten uzak dursunlar diye. Bu yani gerektiğinde yalan söyleyebilen birisi olmakta. Gazaliye göre filozofların bu, bu çizdiği tablo böyle bir şeye yol açıyor. Ondan dolayı Gazali'ye göre bu durum peygamberin otoritesini çok derinden sarsan bir durum ve din dediğimiz şeyi de anlamsız hale getirebilecek bir tehlike taşıyor. Bunun en bariz şeyi ahiret hayatında kendini gösteriyor. Çünkü orada çok nedir onun adı? Müşahhas bir anlatım var. E, filozoflarında. bunların sembolik değeri üzerine konuştukları malum. Ve ne diyelim, ruhani öte dünya hayatını daha öncelediklerini reddetmek mümkün değil. Dolayısıyla Gazali buradan üçüncü bir mesele olarak peygamberin konumuna, konumuna halel getirdikleri için ve filozofların aslında din öğretilerini ve nübüvvet öğretilerini reddetmekte. Bundan dolayı tekfir etmekte. Yoksa tek başına belki ahiret hayatı meselesi ikinci bir mesele olarak görülebilir. Bu üç meselenin sonra metafiziğe dair temel mesele bu zaten. iki bilim dalı kalıyor. Ahlak ve siyaset. Aslında Gazali oralarda daha ne diyelim kapıları daha sonuna kadar açıyor. Ahlak alanın, şey, siyaset alanında filozofların öğretilerinin arkasında kutsal kitapların olduğunu, ahlak alanındaki öğretilerin arkasında ise sufilerin olduğunu düşünüyor. Tarih boyunca yaşamış sufiler, mistiklerin, velilerin temel derdi nefsin arındırılması yani ahlak meselesi olduğundan e, filozofların ahlaka dair öğretileri de her zaman bu mistik geleneklerden tasavvufi geleneklerden etkilenmiştir Gazali'ye göre. Bu bir anlamda pratik alanın yani ahlak ve siyaset alanının Gazali tarafından meşrulaştırılmasına da yol açıyor. Zaten kendisine yönelik bilhassa ihya'ya yönelik eleştiriler bu alanlara yani ahlak bilhassa ahlak alanına dair e, görüşlerinin filozoflardan çokça etkilendiği yönünde. E, o da bu etkilenmenin aslında e, normal olduğunu, zaten filozofların öğretilerinin de peygamberlerden, işte sufilerden, mistiklerden geldiğini söyleyerek onun bir anlamda önünü açmakta. Böylece Gazali altı felsefi bilimin dinle olan ilişkisine değinmek suretiyle bunları biraz, bölüyor, parçalıyor ve felsefenin otoritesini bir bütün, bilimler bütünü olarak felsefenin otoritesini de sarsmış oluyor diyebiliriz. Bunlardan bazılarını yani felsefeyi artık bir bütüncül bir şey olarak görmek neredeyse mümkün değil. Tek tek bilimler olarak bakılıyor ve Gazali tarafından değerlendiriliyor ve bunlardan işe yarayanlar, yaramayanlar, uygun olanlar, olmayanlar daha seçmeci bir tarzda değerlendirilebiliyor. Evet. Gazali'nin eleştirilerinin de böyle bir genel boyutu var. Bu eleştirilere tabi İbn-i verdiği cevaplar, onun din felsefeyi arasındaki ilişkiye dair fasul makalde ortaya koyduğu çerçeve. Bunlara şu an için vaktimiz yok, giremiyoruz ama o da bunun bir etki alanı olarak görmek mümkün. Zaten ta kendisi yani görmek mümkün değil, ta kendisi. Aynı zamanda İbn-i Rüşt el-keşvan menahicil edille adlı bir eser yazarak Gazali özelinde genel olarak eşari kelamcıları hedef alıyor ve orada da eşari kelamcılarının kendi öğretilerini dinin yegane açıklama modeli olarak görmelerine bir meydan okuyor ve onların aslında bir anlamda tutarsızlıklarını göstermeye çalışıyor. Bu sayede ne diyelim Gazali'nin eleştirilerinin açtığı yaraların üstesinden gelmeye çalışıyor. Tabi Gazali'nin eleştirileri ciddi bir etki bıraktığını söylememiz lazım. Bu etkinin alttan alta bu tekfirci, filozofları tekfir eden, dışlayan bir etki olarak varlığını her daim sürdürdüğünü de söylemeliyiz. Yani yok olup giden bir etki değil. Bu Gazali'nin de otoritesinden dolayı zaman içerisinde daha da bu otoritenin gelişmesiyle birlikte belki de Memlüklüler ve Osmanlılar döneminde artarak ilerliyor. Ama Gazali'nin tekfir ettiği meseleler dolayısıyla filozofların hayat alanlarının daraldığını söylemek de çok doğru değil. Çünkü Gazali aynı zamanda felsefenin dediğim gibi pek çok unsurunun içselleştirilmesi, kabul edilmesi noktasında önemli bir şey açıyor, kapı açıyor. Kendi yazdığı mantık kitapları, işte pek çok felsefi öğretiyi ihyada ve başka metinlerinde kullanması, bunlar dönüştürerek kullanması kelam ve tasavvuf bağlamında felsefi öğretilerin güçlü bir şekilde yaşamasına da yol açıyor. Felsefe kendi varlığını da, müstakil varlığını da Gazali'nin eleştirilerine rağmen sürdürüyor. Onu da hatırlamakta fayda var. Gazali İbn Rüşd tartışması çok böyle İslam felsefesi geri klasik dünyada çok merkezi bir yerde durmuyor. Ve işte Gazali tekfir etti diye İnsanlar felsefeyle ilgilenmekten geri durmuyorlar veya felsefe eylemini bırakmıyorlar artık. Bilakis felsefe faaliyeti devam ediyor. Kendi dinamikleriyle devam ediyor. Kendi dinamiklerinin zayıflaması, etki gücünü kaybetmesi felsefi etkinliğin gücünü zayıflatmış olabilir. Ama bunu sadece gazilerine bağlamak, gazilerin eleştirilerine bağlamak haksızlık olur. İşin arkasında başka entelektüel gerekçeler yanında sosyopolitik gerekçeleri de her zaman hatırda tutmak lazım. Bu anlamda İslam dünyasında felsefenin kendi ritminde devam ettiğini söylememiz mümkün. Bu ritimde felsefenin hem i̇bn Sinacı felsefenin kendi hattında bir gelişim seyri sürdürdüğünü, 12. 13. yüzyıllarda sürdürdüğünü biliyoruz. Ama daha da önemlisi Gazali ile Gazali'nin içselleştirdiği unsurlardan da belki daha da önemlisi Fahrettin Razi gibi büyük bir figürün felsefeyle, i̇bn Sina felsefesiyle olan e, karşılaşması, onunla olan e, ne diyelim ilişkisinin neticesinde i̇bn Sina felsefesinin çok güçlü bir şekilde kelamla diyaloğa girmesi, kelamcılar tarafından kullanılmaya başlanması, ve yeni bir tarzın ortaya çıkması ee, işte Yiğici'nin mevakıfında, Taftazari'nin makasıtında, Beyzavi, Urmevi gibi ahir dönemin yani 13. 14. yüzyıldaki yaşamış önemli kelamcıların metinlerinde gördüğümüz üzere i̇bn Sinacı mantığı da içeren, doğa felsefesini belli bir şekilde içeren, umur ve bahisleri çerçevesinde metafiziğin temel meselelerini, kavramlarını da içeren, ve nihayetinde ilahiyatla, metafizikle veya teolojiyle ve semiyatla biten yeni bir tarzın, yeni tarz kelam kitaplarının yeni ilmi kelam diyelim buna eskisiyle kıyasladığımızda yeni bir ilmi kelamın ortaya çıkışında felsefenin çok güçlü bir rolünün olduğunu biliyoruz. Belki felsefe artık i̇bn Sina ki felsefe anlamında müstakil, istiklal, yani müstakil bir varlığını sürdüremedi. 13-14. yüzyıldan itibaren daha bilimlere bölünerek bilim, tek tek bilimlerde uzmanlıklar şeklinde varlığını sürdürmüş olabilir ama bu kelam yeni, tar yeni ilmi kelamdaki kitaplarla birlikte hayatiyetini uzun yüzyıllar boyunca sürdürdü. Ama bu artık tabi i̇bn Sina felsefesinin ta kendisi değildi. Başka bir şeydi. Başka amaçlar için kullanılan bir felsefeydi. Onun değerlendirmesi ise ayrı bir mesele. Peki böylece bu dersi noktalamış olalım. Teşekkür ederim katıldığınız için.